bu ve bu zamana kadar olan ve bu ilçe içerisinde gerçekleşen, bizimle ilgili olmayan ancak bizi töhmet altında bırakan bazı eylemleri bir süre izlemek zorunda kaldım. İzlemek de zorundaydım. Bu yönetimin, iktidarın aldığı kararları nihayete erdirmesini beklemek zorundaydım. Sebebi ahvali de şudur efendim. Alınan bir karar karşısında biz buna nasıl bir eylemle karşılık verebiliriz? Somut olarak, elle tutulur olarak nasıl çözüm bulabiliriz? Ben bunun peşindeyim. Ama neyle karşılaştığımızı, buna karşı nasıl bir tavır geliştirdiğimizi size kısaca bilgilendirmek için aslında burada böyle toplandık. Etimesgutlu yurttaşlarımızla beraber. Biz iktidara geldiğimiz zaman bu eski yönetimiyle ilgili bir takım hesapları kontrol ettik. Doğruluk ve dürüstlükten yana olduğum için milletin parasının mutlak millete harcanması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda da yaptığımız incelemeler doğrultusunda son 6 ayda veterinerlik müdürlüğümüzün harcamış olduğu para 12 milyon Türk lirası. Bakın arkadaşlar. 12 milyon Türk lirası. Bu arada biz de bunu sorduk zaten. Bu para nereye harcandı? Ruhsatı olmayan bir hastaneye kadro vermişsiniz. Ruhsatını almamışsınız hastaneyi. Hastaneyi açmışsınız. Bunun üzerine de bir takım insanları işe almışsınız. Bir ay kala. Biz de bunun üzerine dedik ki bu müdürü derhal görevden alalım. Hesaplarını inceleyelim. Bu arkadaşları da görevden alalım. Fakat kadro açtığımız zaman bu arkadaşlar tekrar bize müracaat etsinler dedik. Sanki bunu dememişiz gibi. Bu arkadaşları işten çıkarttılar, hastaneyi kapattılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, hayvanları zehirliyorlar. Çünkü böyle bir şey gerçek değil. Ben istedim ki bu hükümetin yapmış olduğu politika sonuçlansın. Bu sonuçlanma üzerine de biz belediye olarak ne yapabileceğimizi düşünelim. Arkadaşlar gerçekten geldiğim günden beri veterinerlik birimimizi, bu ilçenin içerisindeki sokak hayvanlarıyla ilgili bütün durumu, sokak hayvanları severleriyle ilgili bütün durumları, bütün manipülasyonları hepsini tek tek inceledik. İnternet üzerinde bana demediğinizi bırakmamışsınız hayvanseverler olarak. Yok işte Erdal Başkan şey olsun, helal olmasın sana verdiğimiz oylar, şu olsun. Bunların hepsine ben alışkınım arkadaşlar, sanatçı olduğum için. Bu eleştirilerin hepsine alışkınım. Ama benim bu gücüm ne yapmak istediğimi bildiğimden kaynaklanıyor. Şimdi biz ne yapacağız bu yasa karşısında? Ne yapacağız? Şimdi ben belediye olarak bu can dostlarını, bu arkadaşları belediyede görevlendireceğim. Yani bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Kısaca anlatayım size. Bizim fen işlerinin garajı var. Bizim park ve bahçelerin garajı var. Bizim tır otoparkımızın garajı var. Sosyal tesislerimizi sahip çıkacak bir tane can dostuna ihtiyacımız var. Bizim elimizde... Evet, bizim elimizde onlarca bina var ve bu binalara da birer bekçiye ihtiyacımız var. Peki biz ne yaptık? Bizim bekçilere ihtiyacımız varsa bu hayvanların eğitimlerinin olması gerekiyor, öyle değil mi? Ben de bunun üzerine, acaba kendisi burada mıdır? Yeni atayacağımız veteriner müdürümüz. Burada arkada var. Faruk Bey neredesin? Gel böyle Faruk Bey. Ben kısaca size müdürümüzün görevinden bahsetmek istiyorum. Kendisi veteriner değil. Ama Türk ordusunun mayın arama köpeklerinin eğitmenidir kendisi. Yani bu şu demek. Yani bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Köpekleri artık ben toplamayacağım hocam, dostları. Sizler getireceksiniz oraya. Her birini sizler getireceksiniz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Hastaneyle ilgili bir takım sıkıntılarımız vardı ve ben de Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümüyle gittim, görüştüm. Ve bu konuyla ilgili bu ilçe içerisinde bundan sonra Ankara Üniversitesi'nin bilgi ve birikimi bizlerle beraber olacak. Onlar yapacak bütün bu işleri. Bizim ilçemizdeki o saldırgan hayvanların hepsi tıpkı bu ilçenin dönüşümü gibi dönüşecek. Ve umarım örnek bir ilçe olacağız bu konuda. Ben bir söz verdim, bu sözün de arkasındayım. Yani hepiniz de göreceksiniz, Erdal Başkan'ın verdiği sözün neyse onun arkasında nasıl durduğunu her bir can dostu severi görecek bunu. Şu dakikadan sonra iş başka bir tarafta. Şu zamana kadar ne olduysa bizimle ilgili bir durum değildir. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu yapıyı toplayan, habersiz bu hayvanları barınaklara alan, bu hayvanları zehirleyen ya da bu hayvanlara zarar veren, eğer belediyemizin içerisinde herhangi bir memur ya da çalışan arkadaş varsa bu konuyla ilgili idari yapı harekete geçmiş durumdadır. Bizim bu kadar geç kalma sebebimiz de bu yapıyı ortaya çıkarmak içindir. Bu yapı ortaya çıkmıştır artık.